Hazreti Mehdi'nin yardımcıları. Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanacakların vasıfları. Muhammed bin Hanefi radıyallahu anh'tan rivayet edildi ki, bir gün biz Hazreti Ali'nin yanındayken birisi Hazreti Mehdi'den sual etti. Ali radıyallahu anh, heyhat dedi. Sonra eliyle bir dokuz yaptı ve sonra da o ahir zamanda kişiye Allah'tan kork, Allah'tan kork denildiği zamana çıkar dedi. Ve şöyle devam etti. Bulutların semada toplandığı gibi Allah onun etrafına bir kavim toplar. Onların kalplerini uzlaştırır. Onlar içlerinden şehit düşene üzülmez. Kendilerine katılana da sevinmezler. Sayıları Bedir ashabı kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler ve onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır. İbn-i Cerir Tezhib-i Asar'da şöyle tarih etti. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mekke'dedir. O Mehdi'dir ve ismi Muhammed bin Abdullah'tır. Şam ebdalları ve doğunun ileri gelenleri ona katılır ki onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan, gece de abidlerdir. Küfe, Yemen ve Şam ebdalları ile Cebrail ve Mikail aleyhisselamın kendisinin yardımcılarından olacakları. Naim bin Hammad kaptan tarih etti. Buyurdu ki, Katade'nin söylediği gibi Mehdi zamanındaki insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları ve ona biat edenler Kufe, Yemen ve Şam ebdallarından olacaktır. Cebrail onların önünde, Mikail de arkalarında bulunur. O mahlukat arasında sevilir. Allah kör fitneleri onun vasıtasıyla söndürür. Her yer emin bir hale gelir. Yanında bir adam olmadan bir kadın, beş kadın arkadaşıyla birlikte Allah'tan başka kimseye güvenmeden rahatlıkla hacca gidebilecek. Onun zamanında yer ve gök bereket yağdıracaktır. Kufe ehlinin mesud insanlardan olduğu İbni Said ve Ebni Ebi Şeybe İbni Ömer'den tarih ettiler. O şöyle dedi. Ey Kufe ehli! Siz Mehdi sebebiyle insanların en mesudusunuz. Başlarında Kinde kabilesinden topal bir adamın bulunduğu bayraklılar. Keza Numan bin Hammad Kaab'dan tarih etti. O şöyle dedi. Mehdi'nin çıkış alametlerinden birisi de batıdan başlarında Kinde kabilesinden topal bir damanı bulunduğu bayrakların çıkmasıdır. Afrika'dan gelecek esmer bir adamın da yardımcılarından olacağı. Keza Numan bin Hammad Ebu Kubeyl'den tarih etti. O şöyle dedi. Afrika'da bir emir 12 yıl hüküm sürdükten sonra bir fitne görülür ve orasını adaletle dolduran esmer bir adam başa geçer ve sonra Mehdi çıktığında ona biat ederek onun lehinde savaşır. Şam'da görülecek küçük siyah bayraklı bir adam. Naim bin Hammad Kaab'tan tarih etti. O şöyle dedi. Bir adam Şam'a, bir adam da Mısır'a malik olduklarında Şamlı ile Mısırlı savaşıp Şam ehli Mısır kabilelerini esir ettiğinde ve yine Şam'dan küçük siyah bayraklı bir adam görüldüğünde işte o Mehdi'nin itaatine girer. Talikan, Afganistan'dan gelecek yardımcılar. Ebu Ganem Kufi, Fiten'de Hazreti Ali bin Ebi Talip'ten tarih etti. O şöyle dedi. Talikan'a yani Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır. Ashab-ı Kehf'in yardımcılarından olması.
İbn-i Merdu'ye tefsirinde İbn-i Abbas hadisini merfu olarak tahric etti. O şöyle dedi: Ashab-ı Kehf Mehdi'nin yardımcıları olacaktır. İmam Ebu İshak Salebi Kur'an tefsirinin Ehli Kehf kıssasını anlatırken diyor ki, Mehdi çıktığı zaman Ehli Kehf'e gidip selam verince Allah onları diriltecek ve Mehdi'nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp kıyamete kadar da kalkmazlar. İmam Suyuti ve İbn Hacer'in görüşleri. İmam Suyuti diyor ki, Ashab-ı Kehf'in uykusunun bu zamana kadar tehirinin sebebi Allah'ın onlara bir ihsanıdır. Çünkü onlar Mehdi'ye yardımcı olacak ve böylece ümmeti Muhammed'e dahil olma şerefi kazanacaklardır. İbn Hacer'in Mekke'de şöyle dedi: Mehdi'ye yardım edecek olanların doğu tarafından geleceği rivayeti ile Irak tarafından geleceği rivayet arasında bir zıtlık yoktu. Zira pek çok nakilden de açıkça anlaşıldığı gibi onlar Şam ehlinden olacaktır.